antik mimari dokusu içinde yaşayanları ile açık hava müzesi görünümünde Şirin ilçe Türkiye'nin havuç deposu, nostaljik yolculuğa çıkanların yeni adresi Beypazarı'nda. Haydi şimdi Beypazarı'nda gezmeye başlayalım. Ablacığım önce seni tanıyalım. Ben ismim Sema. 17-18 sene oldum. Burada havuç suyu yapıyorum. Beypazarı havucuyla ünlü. Şimdi size de ikram edeyim. Tadına bakın. Sizlerin aracılığıyla görsünler. Bekliyorum içmeye gelsinler havuç suyunu. Çıkın çıkın gelin Beypazarı'a. Çıkıp çıkıp geleceğiz. Peki bu havuçtan sadece havuç suyu, havuç dokumu en çok rağbet gören hangisi? Hepsi de. Havuç çok faydalı. Vitaminli olduğu için havuç suyu. Ben özellikle reçelini yapıyorum. Havuç reçeli. Arkadaşlarımızda lokumu var, cezeryesi var. Havucun bu kadar yani şeyleri var. Turşusuna kadar yapıyoruz. Evet, turşusu bile var yani. Şimdi size ikram edeceğim. Bakalım söylediğim kadar var mı? Beypazar havucuyla ünlü. Türkiye'nin %70'in havucunda Beypazarı karşılar. Havucu yemeği yapılıyor mu yemek olarak? Tabii ki yapılıyor. Çok güzel yoğurtlu salatası kavuraraktan yemeği, pırasa yemeğinin içine her şeye katarız havucu. Bezelyelim. Havuçtan yemek sadece havuçtan yapılmıyor. Bezelyenin içine falan konuluyor ama havuç salatası çok güzel. Evet. Havuç salatası çok güzel. Kavurarak yoğurtlu. Ben bir yapayım yemeğe gelin bekliyorum. Geliriz. Keki çok güzel. Havuç. Keki. Havuçlu kek çok güzel olur. Aklıma gelenler bunlar şimdilik. Şöyle buyursunlar. Çoğu kişi şeker mi koydunuz diye sorarlar kuzum. O derece tatlı olur havuçlarımız bizim toprağımızdan. Ve uzun süre durur götürdüğünüz zaman. Vitamini yani bayağı uzun durur yani kötü olmaz. Uzun durur özelliği de o. Şöyle buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla beni sevenlerim görüyorlar, geliyorlar. Yani çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Önce gözlere, cilde kadar faydası var havucun. Cildi güzelleştirir. Gözleri. Gençleştirir mi? Tabii bak ben ne kadar 30 yaş görünüyorum değil mi? Yarı. Ay işte havuca borçluyum. Havuca borçlusunuz. Tabii ki. Bu havuçlar, sizin burada havuçları görüyorum ince uzun kalem gibi. Bizim İstanbul'da aldığımız havuçların hepsi kocaman. Bunlar özellikle yemelik, şeker havucu, çıtır havuç diye bunlar yemeğe olur. Bak şu yemelik onlar özel. Onları ayrı ayırırlar böyle paketlerken bayanlar. Bu irilerde sıkmalık. Sıkmalık. Evet o yüzden. Yetiştirirken bir ayrıcalığı, ayrıcalığı var. Bunları... Onun tohumu dahi ayrı ekilir. O ayrı. Evet, o ayrı olur. Emekli öğretmenim dediniz Enver Bey. Evet. Hangi branşta? Müzik, beden eğitimi, ilk okuma yazma. 18 yıllık emekliyim. 18 yıldır. Bize ufak bir şey çalabilir misiniz? Tabii, ne çalalım? Sevmekten kim sanır yapalım. Efendim? Sevmekten kim sanır. Tamam. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, ah, sevenle oyun.
olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, bak yine sana geldim. İster yüzümü güldür, istersen ağlat beni. Bir gecenin koynundan, bin gece yat beni. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, bak yine sana geldim. Yollarda antik mimari dokusu içinde yaşayanları ile Açık Hava Müzesi görünümlü Şirin ilçedeyiz. Nesrin ablacığım, bu şahane gözüken baklavanın sırrı nedir, özelliği nedir? Yavrucuğum, bu bizim yöresel ev baklavamız. Eskiden hani düğünlerimizde, bayramlarda, özel günlerde tek tek açılır, elle açılır. İçinde nişasta, glukoz kesinlikle yoktur. Beypazarda bir düğün ederken baklava mutlaka olur. Eğer baklavayı etmediyse, ama bir baklava da etmemiş, özenmemiş işte, diye makna bulundu. Bizim meşhur baklavamız. Bayağı kalın gözüküyor. Kaç kat bu? 80 katlı. 80. Her katı da ruhsatlı. Ruhsatlı. Aynen. Çok güzel. Sarmalarımızın sırrı nedir? Diğer biri kalem inceliği. Beypazarımızın yaprağı meşhurdur yavrum. İnce, damarsız olur. Beypazarında mesela üzüme çok değer verilmez. Yaprak çok önemlidir bizim. İnce, damarsızdır. Bu zeytinyağlı. Mesela düğünlerimizde, aile temin dediğim baklava gibi, bu da sarmamız çok meşhurdur. Etli olabilir. Özellikle de bizim evlerde mutlaka etli sarılır. Şimdi buraya gelen yeni nesil etliyi sevmediği için hani zeytinyağlı yapıyor. Sıcak, soğuk her zaman yenilebilir diye. Bunlar da bizim yaprak sarmalarımız. Düğün demişken, düğünlerde yapılır demişken, geleneksel Beypazarı düğünlerimiz hakkında, düğünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Yediğim kutum eskiden çok ağır olurdu, kilosunca altın denirdi de şimdi galiba o kadar kalmadı. Hani bir kız gınası oldu, oğlan gınası, bir de düğünüyle 3 gün düğün yapılırdı. Şimdi galiba bir düğün, bir nikah, bir salon, her şey bitiyor hayat pahalılığından. İşte her şey kısılmaya başladı galiba. Geleneklere uygun düğün yapanlar vardır ama hala. Vardır tabii, olmaz. Ben oğlan ev verdim 6 yıl önce. Aynısını yaptım eskilerden. Ben ne yapıldıysa ben de gelinme yaptım. Parmak. Serçe parmak inceliğinde. Sinemasının dört yancasından biri Filiz Akın'ın Beypazarı'nda doğup büyüdüğü evin önündeyiz. İşte Filiz Akın'ın doğduğu evin önündeyiz.
tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Cihan. Beypazar Kursu imalatçısıyız. Biz de memnun olduk. Bu işi yaklaşık 15-20 senedir yapıyoruz. Beypazar Kurusu'nu tanıtayım. Yani Beypazar Kurusu ne ihtiva ediyor? Neyden yapılıyor? Beypazar Kurusu tereyağı ve sütten yapılır. Bizim buraya özgü bir yiyeceğimizdir. Uzun süre durur, 6 ay bozulmaz. Gelen hemen herkes bunu alır. Hediyelik olarak, kendi yemesi için. Yani bu çayın yanında her zaman yenilecek bir yemektir. Tarihi çok eskiye dayanıyor. Selçuklular zamanından geldiği söyleniyor. Bu savaşa giderken azık olarak kullanılıyor, uzun süre bozulmadığı için. Bizim bildiğimiz, eskiden köy fırınlarında yapardık biz, bir sene boyunca yerdik. Ama şimdi tabii ticaret amaçlı buralarda yapıyoruz. Dediğim gibi yine uzun süre bozulmadığı için yani tavsiye ettiğimiz bir yiyeceğimizdir bizim buranın. Yani sadece tereyağı ve süt diyoruz. Tereyağı, süt, tarçın var. Biraz mahlep var içinde. Mahlep. Tabii şimdi çeşitlerini de yaptık. Birkaç çeşidi var. İçeride görebilirsiniz onları. Çikolatalısı var, çörek otlusu var, çekirdeklisi var. Çeşitleri çoğaltacağız inşallah. Afiyet olsun. Şu anda Beypazarı Gaz Lambası Müzesi'ndeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Ünal Yaman efendim. Müze görevlisiyim. Efendim biz burayı açalı 6 ay 1 hafta oldu. Eylül'ün 17'sinde açtık biz burayı. Burada 1400 tane lamba var efendim. 1400 tane lambayı Süreyya Özkan tarafından Beypazar Belediyesi'ne hibe edildi efendim. Yani Süreyya Özkan kim diye sorarsanız, Süreyya Özkan Güdül'ün Karacören köyünde doğmuş, 1962 doğumlu. Kendisi mali müşavir, emeklisi. Şu anda efendim şöyle diyeyim ben size, 1400 tane lamba var burada. 1400 tane lambayı Süreyya Özkan Beypazar Belediyesi'ne hibe etti efendim. Süreyya Özkan'ın bunun mesai arkadaşı emekli oluyor bundan 30 yıl öncesi. O vatandaşla 150 tane lamba var. Süreyya Özkan'a hediye ediyor efendim. Süreyya Özkan da o günden bugüne biriktire 1400 tane lamba biriktiriyor. Sonra bizim belediye başkanı Tuncay Kaplan'la da oturuyorlar, istişare ediyorlar. Süreyya Özkan diyor ki ismimi Yaşat, 1400 lamba hibe ediyor. Onu yöresel takıdır. Gelin bana. Efendim, efendim bizim bu mankenimiz, bunlar efendim bizim yöresel takı. Tılsım, kuşak, incili bilezik, incili kelepçe bilezik, incili yüzük, incili küpe efendim. Her genç güzel evlenirken bunlar olmazsa olmazımız efendim. Bunlar yapılabilirse. Aynı zamanda bunların mutlaksın. Bunları ben kendim yapıyorum. Öyle bir durum var. Bir güzel bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hala gelenekler devam ettirdi mi? Yani bu dinlanlılar kına gecelerinde veya düğünlerde tabii, değil tabii, mi? Tabii efendim. Tabii. Yani bu kına gecesinde kızlarımızın giydiği bincanlı hepsi. Oktavaya sarıyoruz. Şöyle devam bir taraftan yapalım. Şimdi tekrar bastıralım. Yok bu. Sizin yaptığınız daha güzel oluyor ya. Olur.
Buradan. Evet, aynen. Nasıl okumayı seçeceğiz? Olmadı. Ama diye biraz izlemesi güzeldi ya. Siz değil daha mi? Güzel yapıyordunuz. Şuradan tekrar. Güzel yapıyoruz. Böyle. Hı-hı. Bu yapışıyor. Çok fazla baskın mı? Ay. Şuradan bir kez daha bir dolayayım. Bir kez daha. Fazla bastırmadan. Fazla bastırmadan. Gevşek oldu. Şey oldu. Hande'nin gözlemesi bu kadar olur. Bakınca kolay değil mi? Siz yaparken kolaymış valla. Belinde ama benimkiler. Onu da öyle kapatıyoruz. Ben koyayım mı oraya? Şöyle bir daha bastıralım. Böyle mi? Oklavayla koyuyoruz ama. Oklavayla. Nasıl? Şöyle. Nasıl? İlk sefer için fena değil. Teyzeciğim 10 üzerinden kaç verirsin benim gözlememe? Doğru söyle ama. 8 veririm. 8. İlk yapmanıza göre çok güzel. İyi. Karınalarımız doğal, erişelerimiz doğal şöyle. Şöyle bir de çam kozula pekmezimiz var. Astıma, bronşite, nefes darlığına. Bu da iyi geliyor. Nefes darlığı iyi geliyor. Evet, korona zamanı hep bundan çok faydasını gördük. Elma sirkesi bu çok faydası oldu korona zamanı. Allah razı olsun. Şöyle altı notlarımı da çek çok güzel. Altı notlar? Notlarımı da kendi topluyorum. Onların bir faydası, onların faydası nedir? O da trilyonların intihaplara, ondan sonra cimri böbrek taşlarına. Bak şurada böbrek taşlarına? Evet, bir de evin kötene. Şöyle hocam. Bu altın otu. Okur, idrar yolu. Dur, burada yazıyor zaten. Hı, oku. İdrar söktürücü, idrar yollarındaki taşları düşürmeye yardımcı, safra ve mide suyunu arttırıcı etkisi vardır. Prostat ve idrar yolu iltihaplarına karşı faydalıdır. Romatizma ve eklem ağrıları şikayetlerini azaltır. Tokluk verir, hazım zorluklarında faydalıdır. Bağsur'da faydalıdır, gaz söktürücü özelliği vardır. Varis, egzama, yara ve iltihaplara karşı faydalıdır. Neydi bunun adı? Altın otu, ölmez, altın otu. Ölmez ot 15 sene durur. 15 sene durur. Altın otu. Bir de evin kötü enerjisini peki, alıyor. Bunu nasıl kullanıyorduk? Sıcak suya koyup 3 dal içiyorum. Şöyle 3 dal? Tabii şöyle 3 tane. Şöyle 3 tane atıyorum içiyorum. Sıcak suya demliyorum. O sarı sarı rengi çıkıyor. Sonra durdukça siyahlaşıyor rengi. Evet, şurada kuş bunu da buraya ait. Şöyle karaçalımız var buraya ait. Karaçalı ne işe yarıyormuş? Prostata, kolesterola, böbrek ve safra taşlarını eritiyor. Vücuda direnç sağlıyor. Bağırsak? Çalışmasın diye. Bağırsakları çalıştırır, egzama ve kaşıntı. Bunu da mı suya koyuyoruz? Evet, bunu çay gibi, ıhlamur gibi demliyor. Ihlamur gibi? Evet. Tadı nasıl bunun? Bunun tadı çok güzel, aynı çaydan güzel. Çaydan güzel? Evet, çok güzel. Şurada burada olan hep bitkileri, hep buraya ait.
karışık. Hepsi karışık. Evet. Adaçayı, ıhlamur, kuşburnu, ayva yaprağı, portakal kabuğu, alı çiçeği, hatmi çiçeği, nar çiçeği, papat ve karaçalı. Evet, burada olan doğal ürün. Bunu da çay gibi demliyoruz. Ay, ıhlamur. Bunların tatları güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Sen kadar güzel. Denemek lazım o zaman. Hemen dene. Şöyle 40 kilo otunu kendim topluyorum. Papatyayı kendim topluyorum. Şöyle alı çiçeğini kendim topluyorum. Alı çiçeği de çok faydalı. Alı çiçeği kalp rahatsızlığı, zayıflama yapar, boğaz iltihabını, sinirleri yatıştırır, uykusuzluğa, kabızlık giderir, damar tıkanıklığı, böbrek kumlarına, kalp çarpıntısı iyi gelir. Evet, bunun sirkesi de aynı şeker hastalığına falan iyi geliyor. Şeker hastalığına. Evet, bunlar da sirkeler. Kiloluk var, 5 kiloluk var. Bu alı çiçeğinin sirkesi değil evet, mi bu? Evet, alıcı sirkesi. Bunu nerelerde kullanıyoruz bunu? Bunu hem suyunu içiyorsun hem de salatalığa döküyorsun. Hem salatayı hem evet. de suyunu içiyorsun. Bir de çamaşır makinesi, bulaşık makinesinde kireç sökücü özelliği var. Karbonat, limon tuzu bundan bu çalıştır boş. Ha, bulaşık sonra... makinesi de koyabiliyoruz evet, yani. Evet, onunla kireçleri söküyor. Yani şey, galgon parası vermeye gerek yok. Galgona gerek yok. Yani size cebinize tasarruf. Gayet güzelmiş. Şöyle elma sirkem var. Ekmeğim var, doğal kendim yapıyorum. Üzüm de ekmezdi. Şöyle kara üzümle beyaz üzüm karışık yaptım. Bunu kaynattım bu sene kendim. Hep torunuma da yedim, kendim de yedim. O zaman şey diyebilir miyiz? Beypazarı'nda hayat var. Evet. Organik hayat var. Evet, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Her zaman bekliyorum. Nasıl kullanıyorduk bunu? Bunu robottan çekiyor, kantron yağıyla karıştırıyor, ariyen bölgeye sürüyor ama üstüne jilatine poşet sarıyor. Yani bekletiyorsun çarşafı, evet. Yani. Her gün akşam. Her gün akşam. Topuk dikenine iyi geliyor, ondan sonra ezlanmaya, ondan sonra bacak ağrılarına, kireçlemelere birebir. Yalancı portakal. Evet. Şu da limon. Bu nerede yetişiyor? Bu ben topluyorum dalında. Burada. Parklarda falan var. Neden yalancı portakal demişler yenmediği ki buna? Yenmediği için. Yenmediği için. Evet. Bu melem içi jel bak. Bak şöyle içi jel. İçinde süt çıkıyor. Aynı aloe vera gibi. Ha, aloe veranın da jel jeli evet. var ya içinde. Aloe verayı da yağsını yaptım. Bunu getirdim bak şöyle. Yavu yaptım sadece. Aloe vera yavuz. Bunu da kendim yapıyorum. Bak. Ne kadar bunlar? Bunlar 80 lira. 80? Evet. Direkt şunu çalkalayıp karıştırıyor evet. musun? Bunun yüzünde kırışıklara iyi geliyor. Kırışıklara. Hem yanıklara iyi geliyor. Hep kendim yapıyorum. Doğru. Ha, bunu böyle çalkalıyorsun. Ondan sonra, yüzüne sürüyorsun. Evet. Gençleşiyorsun. Evet. Siz o yüzden bu kadar genç görünüyorsunuz. Sizin canınız sağ olsun. Ne kokuyor? Bak, bu da bizim limonlu dağ kekimiz. Şöyle limonlu dağ kekimiz. Şöyle elenmiş, elenmemiş gösterebilirim. Bunları da yemeklere koyabiliyoruz evet, değil mi? Evet, yemeğe koyuyorsun. Çayın içerisinde diş iltihaplarına iyi geliyor. Diş iltihapları. Evet. Ete atarız bana. Şu da bizim buranın mor keki. Patlıcan közlemesine, sonra soğanlı salatası, mantıya çok güzel olur. Bu da bak, şöyle kokladık. Bu aroması da çok güzel. Nazar otu. Beypazarı'na ait. Evet. Burada nazar otumuz da buraya ait. Nazar otu? Evet. Nazara mı iyi geliyor? Bu ne işe yarıyor? Nazarı yakıyorsun. Soğan kabuğu, sarımsak kabuğu, defne yaprağı. Beraber yapıyorum. Yakıyor. İstersen şöyle defne yaprağı, ada çayı. Nazar otu. Üçünü beraber karıştırıyorum ben hazırcana. Sen hiç evde uğraşmıyorsun. Ha. O da çay gibi demliyorsun. Yok. Yakıyorum. Yakıyorsun? Evet. Nasıl İçimi... yakıyorsun? Altına gazete koyuyorum. Bir avucuk da bundan koy, yakın evin havada gezdiriyorsun yani kötene. Havada içine. Gezdiriyorsun. Evet. Çok faydalı bir şey. Ya bizim kültürümüzden eskiden eskiye kullanılıyor. Tarih kokan ilçe Beypazarı'ndayız. Beypazarı'ndan herkese merhaba. Dışarıda geldi köyde. Altıdan beri buradasın. Burada doğdun, büyüdün. Burada.
Ben Kabala köyde, ben bu Akyaz doğmuşum burada ekim biçerken. Beypazar doğum. Beypazarı nasıl bilirsin? Nasıl anlatın? Nasıl anladın işte Beypazar işte, bildiğin gibi işte. Orada yaşam nasıl? Ben gördüğümüz kadarıyla organik bir yaşam var burada. Burada yaşayan ölmez. Organik ya. Değil mi? Ekip biçiyor musunuz? Tarlalarınız var mı burada? Ne gece? Olay yollarda tadı damağınızda bırakacak yöresel lezzetleri ve tarih kokan sokaklarıyla Ankara Beypazarı'ndaydı. Bir başka Olay Yollarda programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.